halsiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkan Vekili, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, protokolün değerli üyeleri, değerli Erdekliler. Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıl dönümü kutlama programına hoş geldiniz. Sayın Kaymakamım, tören programını arz ederim. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ilçe kaymakamımız Sayın Abdullah Atakan Atasoy tarafından yapılması, Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından okunması, kapanış. Ey Anadolu, ey kahramanlar ocağı, ey şanlı yiğitler, sarmıştı vatanı düşman dört koldan. Vatanın bağrına düşman dayamıştı hançerini. Yok muydu bir ses, bir nefes? Bağrımıza saplanan hançeri söküp atacak bir önder. Gazi Mustafa Kemal haykırdı binlerce yıllık mazisinden güç alarak. Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini. Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, tüm Türk büyükleri ve şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından 18 Eylül Ortaokulu Müzik Öğretmeni Ceylan Akkaya yönetiminde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Hazır ol. Dikkat. Mutluluğum sonsuzdur, özgürlüğü bileli. Senin yolun ey atam, yolların en güzeli. İlçe kaymakamımız Sayın Abdullah Atakan Atasoy'u günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum, arz ederim.
arkadaşlar. Saygıdeğer Erdekliler, kıymetli çalışma arkadaşlarım, Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutladığımız bu anlamlı günde öncelikle tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde ilan ettiğimiz son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümüdür. Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk milleti istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla, zaferle taçlandırmıştır. Bu büyük zaferin ardından 29 Ekim 1923'te egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. 19 Mayıs 1919'da Atatürk Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatıp 29 Ekim 1923 tarihinde de Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir diyerek ilan ettiği Cumhuriyet Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmezimizdir. Cumhuriyetin sağladığı barış ve huzur ortamı sayesinde 97 yılda eğitimden sağlığa, insan haklarından sanayileşmeye, demokratikleşmeden ekonomiye her alanda önemli adımlar gerçekleştirmiş olan Türkiye Cumhuriyeti köklü, büyük, güçlü, demokratik bir sosyal hukuk devleti olarak pek çok ülke için örnek ve model olmuştur. Ülkeler arasında amansız bir rekabetin yaşandığı ve bilginin en büyük güç olduğu günümüz dünyasında Türkiye Cumhuriyeti 97 yıllık bir başarı ve uygarlaşma öyküsüdür. Dünyanın parlayan yıldızı haline gelen Türkiye Cumhuriyeti içinde barındırdığı farklı değerleri, ileri demokrasisi, köklü tarihi, geçmişi, zengin kültürü ve jeopolitik konumuyla yarınlara büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve kararlılığı içindedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sözü dinlenen ve başarılarıyla örnek gösteren bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük erdemi, Türk toplumunu ulus olma bilincine kavuşturması, bireyi yurttaş konumuna yükseltmesidir. Ulusumuz Cumhuriyet'le birlikte ulusal bir devletin onurlu ve özgürce düşünebilen eşit haklara sahip yurttaşları haline gelmiş, devletin tek ve gerçek sahibi olmuştur. Çok değerli Erdekli hemşerilerim, son zamanlarda birlik ve beraberliğimize zarar vermek, huzurumuzu bozmak için çalışan içteki ve dıştaki hainlerin bu uğraşlarını gördükten sonra bunlara karşı tarihte olduğu gibi bugün de gerekli cevabı vermek bu milletin bir ferdi olarak hepimize yerine getirmesi gereken bir borçtur. Ülkemize karşı emperyalist güçler ve taşeron örgüt FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında milletimiz cansiperane gayretiyle vatanına ve bayrağına sahip çıkmıştır.
bulunduğumuz coğrafyada emperyalist güçlerin planlarına karşı kalmayan Türkiye 15 Temmuz sonrasında bölgenin kaderinin kendi aleyhine şekillenmesine göz yummayacağını, askeri ve dış politikada attığı adımlarla olayların dışında kalmayacağını açıkça göstermiştir. Devletimiz, milletimizin güvenliği ve geleceği için gerek yurt içi, gerekse yurt dışında her türlü tedbiri almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de sınır güvenliğimiz ve bölgede ateşkesin korunması adına atılan adımlarda hiçbir tereddüt göstermemektedir. Böylece köklü tarihinden, zengin kültüründen ve her şeyden önemlisi 600 yıl bu topraklarda hüküm süren, 1000 yıldır da bu topraklarda ayakta kalmış Türk milleti geçmişte olduğu gibi bugün de yakın bölgesine ve ötesine barış, adalet ve refahı yaymaya devam edecektir. Kıymetli hemşerilerim, benimsediğimiz evrensel ilkeleri muhafaza ederek uygar dünyanın onurlu bir üyesi olmak için verdiği kararlı mücadeleyi ebediyen sürdüreceğiz. Benim buna inancımın tam olduğunu da bilmenizi isterim. Kıymetli Erdekli hemşerilerim, halk devlet birlikteliğini pekiştiren davranışlar sergilemek zorundayız. Erdek'in kalkınmasına yönelik her gayret, her projeye hep beraber destek olmalıyız. Halkımız, altını çiziyorum, her zaman geçmişten günümüze, milletimize hizmet edenleri hiçbir zaman unutmayacak, devletine sahip çıkacak ve onu sonsuza kadar koruyup yaşatacaktır. Cumhuriyetimizi tüm nitelikleriyle ve kazanımlarıyla yaşattığımız, kendimize güvendiğimiz, devlet ve toplum olarak sorumlulukları yerine getirdiğimiz sürece aşamayacağımız engel bulunmamaktadır. Hiç şüphe yok ki istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü olan Cumhuriyetimizi korumak, altını çiziyorum, ecdadımızın mirasına sahip çıkmak, altını çiziyorum, onu gelecek nesillere aktarmak milletimizin her bir ferdinin görev ve sorumluluğudur. Bugün de aynı ruh ve kararlılıkla, özveriyle üzerimize düşen görevi yapmak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Geçmişimiz, geleceğimiz, devletimiz, vatanımız hepimizindir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu olan Ulu Önder Aziz Atatürk olmak üzere bu kutsal topraklar üzerinden bizlere hür ve bağımsız yaşama onuru kazandıran, bu uğurda her türlü fedakarlığa katlanarak kanlarını akıtan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran, rahmetle anıyorum. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyet düşmanlarına alçakçasına vurdunuz Türk'ün sinesine. Ey aşk gözlü sipiller, duyun işitin yine. Cumhuriyetin ömrü ebedi bir ömürdür. Türk zincire vurulmaz, ezelden beri hürdür. Kendi yurdunu satan alçaklar ansınlar. Görünce ay yıldızı dertlerine yansınlar. Gökyüzünü uçaklar, denizleri donanma kaplasa bile korku, Mehmetçik'te varsanma. Yalnız Avrupa değil, bütün dünya bir olsa, boyun eğmez hiçbir Türk, yurdu düşmanla da olsa. Şanlı bayrağımızın dalgalandığı yerde can verir Mehmetçikler,
hissetmez bir kederdi. Vatan, bayrak, istiklal ile yaşarız ancak. Düşünür mü bunları? Düşünmeyen bin alçak. Gelin görün 10 yılda ne yarattı bu kartal? Dehasıyla ne yaptı Gazi Mustafa Kemal? Top yoktu, süngü yoktu. Bu yokluktan Türk yarattı bir ordu. Yüce Atam ordusunla milletinle birlikte cumhuriyeti kurdu. Cumhuriyet ebediyen yaşayacaktır. Başında kıvırcık tüylü siyah kalpağı, toz içinde çizmeleri, en önde Mustafa Kemal, gök mavisi gözleri, dudağında bir milletin kaderi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri! Eğilmez başımız, taç yaptık hürriyeti, zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. Bu memleket senindir, süsle yıldız hilalle. Ecdat bedel ödedi Gazi Mustafa Kemal'le. Cumhuriyet bayramı bir memleket demektir. Bil ki her Türk çocuğu cumhuriyet demektir. Erdek Anadolu Lisesi öğrencileri Elif Aykaç ve Can Savaş'ı Cumhuriyet adlı şiiri okumaları için kürsüye davet ediyorum. Ey bizlere bugünü kazandıran şehitler, ey hürriyet yolunda can veren koç yiğitler, ey kahraman Atatürk, sizlere minnettarız. Rahat rahat uyuyun, nöbette bizler varız. Canımızdan azizdir bıraktığın emanet. Cumhuriyet şereftir, namustur cumhuriyet. Ateş içine doğduk, uyku bize yaramaz. Ölüm bile arasa bizi evde bulamaz. Tarlada, fabrikada, kışlada, okuldayız. Fakat hep bir emelde, bir yönde, bir yoldayız. Bugün hürriyet için Kore'yi vatan bildik. Edirne, Çanakkale, İzmir, Ardahan bildik. İnandığımız yolda çiğneriz dağı düzü. Hak edenin bağrına saplarız süngümüzü. Harikalar yaratır bir damlacık Türk kanı. Dünyalar alkışlıyor bir avuç kahramanı. O bir avuç kahraman biliyor tarihini. Onu muzaffer eden şanı, kanı ve dini. Seve seve bırakıp köydeki ocağını, göz kırpmadan veriyor kolunu bacağını. O böyle haşroldukça hürriyetle, imanla, Türk yurdu yükselecek her gün şerefle, şanla. İmanlı göğüslere karşı dağlar duramaz. Coşarsak selimize dünyalar bent vuramaz. Türküz, düşman üstüne, işte böyle akarız. 80 milyon ateşiz, 80 dünya yakarız. Ey ölümsüz Atatürk, şerefsin milletin, bekçisiyiz tek kalsak inan cumhuriyetin. Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında bugün saat 20.30'da havai fişek saat 20'de havai fişek gösterisi yapılacaktır. Sayın Kaymakamım, Cumhuriyet Bayramı kutlama programımız sona ermiştir. Arz ederim. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun tekrar.
Gel Melek, gel. Evet. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Birlik beraberlik içerisinde. Kırılmadan, yorulmadan bu ülke için, bu güzel memleket için çalışacağız. Birlik beraberlik içerisinde altını çiziyorum. Sizlerden bir isteğim, bizlere destek vermeniz. İnşallah en güzelini, en layıkını Erdek için yapmaya çalışacağız. Bundan kesinlikle hiç şüpheniz olmasın. İnşallah bir sonraki Cumhuriyet Bayramı'nda da daha coşkulu, daha güzel bir şekliyle kutlayacağıma da söz veriyorum. Bayramımız kutlu olsun. Kıymetli arkadaşlarım, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hepinizle gurur duyuyorum. Bu salgınla mücadele inşallah yendikten sonra hakkıyla, layıkıyla inşallah görkemli bir şekilde daha nice Cumhuriyet Bayramlarını hep beraber kutlayacağız. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yayınla başlayabiliriz.